Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde düz renk mor bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için çok güzel bir örnek hazırladım. İğne oyası kadar zarif, çok böyle tül gibi bir model. Modelimi yapmak için de tabii yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım daha öncesinde. Şöyle yakından göstereyim tığlamamı. Tüm yazmalarımı ikişer zincir çekerek tığlıyorum arkadaşlar. Tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı merak edenler varsa YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda benim bütün detaylarımı anlattığım videomu bulabilirsiniz. Yazmamın kenarına tığladığım ipim altın başak marka 434 numara yeşil. 63 numara mor kullanacağım çiçeklerde ve 850 numara toz pembe, açık pembe kullanacağım. Bugün bu boyayı yaparken kullandığım tığım da 22 numara. Hemen modelime başlamak istiyorum. Oldukça güzel bir model. Çok da zarif duruyor dediğim gibi. Hemen birlikte başlayalım. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Yazmanın tığlamasından itibaren anlattığım sayılara göre yaparsanız siz de benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz arkadaşlar. Geldim. Tığ battının altından sık iğne ile ipimi tutturdum. Burada üstüne bir tane zincir çekiyorum. Küçük bir örümcek yapıyorum. Yaklaşık 2 tığ battı uzunluğunda olması örümceğimin yeterli. Bir defa doladım. Tığ battımda 2 tane boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. Önce 1 çıktım. Sonra 2 çıktım. Sonra yine 2 çıkıyorum. Böyle bir üçgenim oldu. Burada şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Yine geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Yine geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Kirpiğimi düğümlediğim sık iğnem birinci sık iğne olmuş oldu. Yanına ikinciyi yapıyorum. Yanına üçüncüyü. Dördüncüyü. Beşinciyi. Altıncıyı. Yedinciyi de tığ battının altından yaptım bu şekilde. Aralarda çiçek yuvalarının arasında bu çimeni kullanacağım. Bir tane daha yapayım arkadaşlar. Sonra çiçek yuvasını yapalım birlikte. Çiçek yuvasının bir önünde ve bir sonunda bulunanları çiçeğimizi tutturmak için kullanacağız. Onun dışında arada 3 tane kalacak şekilde yapıyorum. Yani toplamda 5 olmuş olması gerekiyor. Bir defa doladım yine. 2 tane tığ battı da boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. Önce bir, tekrar edeyim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim. Yine aynı şekilde iki, üç, dört, beş zincir çektim. Yine üçüncü kirpiğimi de bu şekilde hazırladım. Yanına kirpiğimi düğümlediğim sık iğnem birincisiydi. İkinciyi yaptım. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci. Ve tığ battının altından da sekizinciyi yapıyorum. Böyle oldu. Şimdi burada çiçek yuvasını yapacağız ama başlarken göstermedim galiba. Çiçek yuvasını yaparken bu küçük pipetlerden kullanıyorum ben. Bu pipetler yaklaşık 3 numara şiş kalınlığında ama pipet kullanmak daha ince, daha kısa olduğu için daha kolay oluyor. Hemen çiçek yuvası için başlayalım. Burada da yine örümceğimi yapıyorum. Örümceğimi yaptıktan sonra 2 defa doluyorum. Tığ battığımda da 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. 4.'den giriyorum. Birazcık farklı oluyor aslında diğer çimenlere göre. İkişer ikişer 3 kere de çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Oyamın ters yönünü dönüyorum burada. Ters tarafta yaptığım trabzanımın tepesinden zincirimi sık iğne ile tutturdum. Üstüne bir tane zincir çektim. Tekrar düz yönünü dönüyorum. Yaptığım yuvadan sık iğne ile girdim. Sık iğne ile girdim. İlmeğimi büyütüyorum. Pipetimin üstüne geçiriyorum. Yine aynı şekilde. İkinci. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Altıncı.
7. 7 tane 3, 6, 7. 7 tane ilmek geçirdim. Burada alttaki trabzanımın önünden girdim. İlmek oluşturdum burada bir tane. Aşağıya doğru sık iğne ile devam edeceğim. Birinci sık iğnem. İkinci. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Yedinci. Sekizinci. Dokuzuncu sık iğneyi tığ battının altından yapıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu model için ben devam edeceksem eğer çiçek yuvalarını pipetin üstünden çıkarmıyorum. Çıkardığımda çünkü sökülüyor geriye doğru. Eğer çıkarmak isterseniz de çengelli iğnenin üzerine toplayabilirsiniz ya da pipetin üstünü doldurduktan sonra başka bir pipetle devam edebilirsiniz. Bu şekilde çalışabilirsiniz. Ben şimdi bir tane daha yuva yapayım yanına. Daha sonrasında üst kısmının süslemesini birlikte devam ettirelim. Ben oyam için bir tane daha çiçek yuvası yaptım arkadaşlar. Bu şekilde pipetimizin üzerindeki görüntüsü böyle oluyor. Şimdi hemen çıkarıp yapacağım arkadaşlar. Önce pembeyi çıkaracağım uçta olduğu için. Pembe üzerinden gösterelim örneğimizi. Pembe ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Pembe ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Oyamın ters yüzünde 3 tane kirpik yapmıştım. Çiçek yuvasına yakın olan kirpiğimden sık iğne ile pembe ipimi tutturdum. Buradan hemen geliyorum ilk kirpiğime. Sık iğne ile ilk kirpikten de tutturmuş oldum. Böyle bir görüntü oluştu. Burada hemen örümcek yapıyorum. Bir tığ battıdan birazcık daha uzun bir örümcek. İkinci ilmeğime geldim. Bir tane daha örümcek yaptım. Üçüncü ilmeğime geliyorum. Bir tane daha örümcek yaptım. Diğer ilmeğim. Bir örümcek daha. Bu şekilde araları örümcekle dolduruyorum. Sonra bu örümceklerimizin üstünden geri döneceğiz. Örümceklere yaptığımız sık iğneleri birazcık gevşek yapalım ki biraz gevşek olduğun gibi sık yaptığınızda örümceği düğümlüyor daha sonra. Birazcık gevşek kalsın. Yine örümceğimi yaptım. Buradan da diğer taraftaki çimenimin ilk kirpiğine sık iğne ile tutturdum. Bir tane zincir çektim. Oyamın düz yönünü dönüyorum burada. Şöyle göstereyim. Hemen örümceğimin üstte kalan iki telinden sık iğne ile girdim. Üstüne 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Yine aynı örümceğe sık iğne ile tutturdum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aynı örümceğime tutturuyorum. Yine 4 zincir çektim. Yine aynı örümceği. Her örümceğe 4'er zincir çekerek 4 tane kirpik yapıyoruz. 3, 4. Sık iğne ile tutturdum. Bir sonraki örümceğimi yine üstte kalan 2 telinden sık iğne ile girdim. Buradan da devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim. 4'er zincirle 4 tane her bir örümceğin kirpiği oluyor. 4 zincir sık iğnemi de yaptım. Sıradakine geçiyorum. Sıradakine yine üstte kalan 2 telden sık iğne ile girdim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim. Üçüncü kirpiğimi de yapıyorum. Dördüncü kirpiğimi de yaptım. Bu örümceğimi de tamamlamış oldum. Bir yandakine geçiyorum. Yine dörder zincirle aynı düzende
Üçüncü kirpiğimi yaptım. Bu modelin çimeni birazcık daha çiçeklerine göre vakit alıyor. Yine genel olarak kolay bir oya. Yine bir sonraki örümceğime sık iğne ile girdim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. Son örümceğimdeyim. Şu başladığım ipimi şöyle tutayım. 1, 2, 3, 4 zincir. Son örümceğime birinci kirpiğimi yaptım. Tekrar yapacağım. İpimin katı açıldı. İkincisi. Üçüncüsü. Dördüncüsü. Dört tane yaptım. Böyle bırakmıyorum arkadaşlar. Böyle bırakırsanız şöyle bir yarım görüntü kalır. Bu yarım görüntü olmasın diye şurada sık iğne ile başlamıştım. Bu sık iğnenin önünden şöyle sık iğne de demeyeyim de sık iğneden sonra bir zincir çekmiştik. O bir zincirin önünden girdim sık iğne yaparak. Üstüne yine sımsıkı zincirimi çektim. İpimi keseceğim burada. Hemen diğer çiçeğimi de yapıp ütüleyip göstereyim size. Ben oyamın diğer çiçeğini de tamamladım arkadaşlar. Modelim bittiğinde bu şekilde görünüyor. Ben bu sıklıkta yapıyorum. Siz dilediğiniz şekilde aradaki çimen sayısını değiştirebilirsiniz. Yakın plan fotoğraf isteyen arkadaşlar için Instagram'da oyalım sayfamda yakın plan fotoğraflarımı paylaşıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık. Bence çok güzel bir model oldu. Dediğim gibi iğne oyasını aratmayacak kadar güzel oldu. Şimdiden herkese kolay gelsin.